Merhaba sevgili izleyenlerimiz, Aki TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan ve yepyeni bir gündemden hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı, muhabbetlerimizi göndererek yayınımızı başlatıyoruz efendim. Yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Önemli bir konuyu manşetlere taşımaya çalışacağız. Hayatın içinden tüm konulara kadınca bir pencere açıp kararınca bir üslupla sizlerle paylaşmaya çalıştığımız programımızda bugün yine acaba nedir, nasıl olmalıdır diye pek çoğumuzun zihninin bir ucunda duran soruların cevabını arıyor olacağız. Bugün aile danışmanı Zekiye Çapan hanımefendi bizlerle birlikte kişilik gelişiminde çocuklarımızın o kişiliklerinin, karakterlerinin oturduğu yıllarda anne baba tutumları neden önemlidir? Hangi tutumlar doğru tutumlardır? Bizler belki farkına varmadan yanlış tutumlarda bulunuyor muyuz? Eğer bulunuyorsak o yanlışları doğruya nasıl tebdil edelim sorularının cevabını bugün inşallah süremiz yettiğince ve dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşıyor olacağız. 0212 696 86 55 ve 56'nın canlı yayın telefonlarımız olduğunu hemen yayınımızın başında hatırlatalım. Zira bir aile danışmanı varken canlı canlı stüdyomuzda sizin de sormak istedikleriniz olabilir. Gerek kendi annelik seyrinize dair, gerek evladınıza dair, eşinize dair belki aklınıza takılan kısımlarla bugün de her gün olduğu gibi yayınımızın bir ucundan tutabilirsiniz efendim. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de Hatice Kübra Tongarı ve Akit TV'yi takipte kalarak sorularınızı, selamlarınızı, mesajlarınızı bizlere iletebileceğinizi hatırlatmış olalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Hatice Kübra Hanım. Hayırlı yayınlar olsun. Hem İnşallah. televizyonumuza hem seyircilerimize. İnşallah güzel bir program yaparız. Faydalı bir program yaparız. Faydalı şeyler konuşuruz diye İnşallah. düşünüyorum. Gerçekten önemli bir manşetimiz de var aslında bugün. Zira annelerin de zihnine takılan kısmından da şöyle yol almaya başlayalım istiyorum. Yani genelde sorduğumuz şeylerden biridir. Size de çok soru geldiğini düşünüyorum. Benim bir anne olarak ya da eşimle birlikte anne baba tutumları olarak çocuğumun kişilik gelişimine ne kadar etkim var? Benim dışındaki çevrenin, bir babaannenin, bir öğretmenin mesela sosyal çevrenin ne kadar etkisi var? Ve kişilik dediğimizde ne kadarını doğuştan getiriyoruz biz? Şimdi bu dengeyi biraz tarif ederek başlayalım. Sonra doğru ve yanlış tutumlara değinelim isterseniz. Evet, yani çocukları yetiştirirken bir birey kendini nasıl ifade ediyorsa, bir kişiliği, bir kimliği varsa ailenin tutumlarının da bir kişiliği, kimliği vardır. Dolayısıyla bunlara biz toptan aile tutumları diyoruz. Aile tutumları dediğimiz zaman ailenin kendi arasındaki ilişkileri, aile içerisinde kurmuş oldukları sistemin adıdır. Ne demektir bu sistem? Nereden geliyor? Yazılı bir kanunu yok, yazılı bir anayasası yok, bir genelgesi yok. Nereden geliyor? Asırlar boyu taşınarak bu geçmişten bugüne gelen duygularımız, düşüncelerimiz, yaşantımız, ön yargılarımız, değerlerimiz, bütün bu taşınan öğelerin toplamı bir değer oluşturur. Dolayısıyla bu değerlerin tümüne biz aile tutumu diyoruz. Aile tutumları çocuklarımızın aile tutumunda en faydalı şey, çocuklarımızın gelişim sürecini bilerek o asırlar boyu getirdiğimiz bize ait olan değerleri çocukların gelişim sürecine göre uyarlayabilmek, O kadar önemli bir verebilmek. şey ki bu. Evet. Getirdiğimiz değerleri Evet. çocuğumuzun içinde bulunduğu zamanın gerçeklerine göre ahlaki bir perspektifte çocuğa Evet. aktarabilmek. Buradan Evet. devam edeceğiz ama Ankara'ya doğru hemen yayınımızın başında bir uzanalım. Seda Hanım bizlere ulaşmış. Hoş geldiniz Evet. programımıza. Hoş bulduk Hatice Hanım. Hayırlı Hayırlı sabahlar. sabahlar. Sizi çok severek takip ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hatice Hanım, ben sıradan da takip ediyorum. Benim 13 yaşında bir oğlum var. Onunla ilgili bir sıkıntılarımız var ama. Sizi dinliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Oğlum agresif ve öfkeli. Artık küfürlü konuşma ve bu son zamanlarda şu bir iki ayda da özellikle izinsiz para alma. Ben bununla oğlumla ilgili konuştum. Bu davranışın çok yanlış olduğunu, bunun hiç hoş olmadığını böyle ona izah etmeye çalıştım. Sözler verdi. Tabii kontrolüm altında, baktım ki devam ediyor tekrar. Aynı şeyler. Oğlunuzun bir harçlığı var mı? Haftalık harçlığı, kendi Oğlumuzun parasını harçlığı yönetebildiği. 10 lira diye koyduk. Ha, o ona ait, her onun parası. Ben ona asla karışmayacağımı söyledim.
Geçen bu okulun açıldığı hafta çarşamba günü yine böyle izinsiz başkasına ait yine bir para aldığını keşfettik. Babayla beraber cumartesi akşamı bayağı baba da hırpaladı. Şimdi itiraf ediyorum. İçim yanaraktan bunu söylüyorum. Asla böyle bir şey olmasını istemiyordum ama artık kontrolüm benden çıktı. Onu da anlattım uygun dille. Bak o hani bu davranışın hiç hoş olmadığını. Yani bunu yapmaması gerektiğini. Şimdi cumartesi gününden beri sokağa çıkmama yasağı. Artık benim ona hani müdahale etmeyeceğime. Çünkü ben sürekli hep benle beraber ama benim baktığım sürekli niyetime suistimal ediyor. Babaya yönlendirerekten telefonunu elinden aldık. Bu davranışların için ne yapabilirim Hatice'm? Özellikle sizden yardım talep ediyorum. Zeki Hanım'ın hemen fikirlerini soracağım ama bir şey daha sormak isterim. Bayra'nın çok güzel bir cümlesi vardır. Der ki aslında çocuğun 3 ebeveyni vardır. Bir annesi vardır, bir babası vardır, bir de anne ile babanın ilişkisi vardır der. Şimdi çocuğunuzun evet izinsiz bir şeyler alma kısmını ayrıca konuşalım. Ama bir yandan evet, agresif olduğunu söylediniz mesela. Evet, evet. Sizin ev tutumunuzda onu bu agresyona itebilecek ya da bugün de konuştuğumuz konu çerçevesinde aslında anne baba tutumları açısından şöyle bakıp ya acaba bu çocuk neden böyle öfkeli, neden agresif? Ben acaba buna bir zemin oluşturuyor muyum diye baktığınızda kendinizde ya da eşinizde gördüğünüz sıkıntılar da var mı? Olabilir Hatice Hanım. İtiraf ediyorum olabilir. Şimdi benim eşim biraz çocuğu, iki kız, bir de kızım var benim. Hep çocuklarla ben daha çok haşır neşirim. Her şeyleriyle. Baba, şimdi daha yeni yeni babayı içeri, yani nasıl diyeyim, babayı dahil ederekten. Çünkü ben eşime de dedim, artık oğlum beni dinlemiyor. Benim yapamayacağım şeyler var. Onu dahil ederekten, o da kontrol altında. İşte okula gidip gelişi babayla. Dedim ya, sokak olayı yok, telefonu yok. Şu an 3 gündür böyle. Tabii ki bugün bunu bir yere de götürmek istedim. Dedim ya, sizin özellikle yardım talep ediyorum. Hemen inşallah cevap vermeye çalışırım. Rabbim tez vakitte çözüm neyse karşınıza çıkarsın inşallah. Evlatlarınıza çok güzel bir hayat geçirmenizi temenni ederek sizi uğurlamış oldum. Zeki Hanım'a da dönmek istiyorum. Şimdi anne baba tutumları evet, anlamında da önemli bir konu aslında. Ne yapmak evet, lazım? Yani konunun başında böyle bir soru gelmesi de daha sürükleyici olacaktır. Ben çok geçmiş olsun diyorum hanımefendiye. İnşallah tez zamanda çözülür. Ancak hanımefendinin yaşadığı ve birlikte aile olarak yaşadıkları aile tutumunda reddedici ana baba tutumunu görüyorum. Yani burada çocuğa karşı adeta düşmanmış gibi davranışlar var. Yani şu son geldiğimiz olay dahi çocuğun neden bu davranışlar içerisinde olduğuna dair, çocuğun duygu durumu içerisine girmeden, içinde bulunduğu duygu durumu anlamadan çocuğun içi hissettiği duygular arkasından tutum ve duygularla bir davranış gösteriyor ama bu davranışın arkasında neler var, bu davranışa iten nedenler nelerdir, bunun dert edilmediğini görüyorum. Sadece olayın günlük anlık bastırıldığını, cezaya başvurulduğunu görüyorum. Bunu çok doğru bulmuyorum. Yani duyguyu anlamaktan ziyade davranışı hizaya sokmaya çalışırsak hata ederiz o zaman. Önce tabii bir ki duyguyu anlamamız yani lazım. Yani burada ortada bir davranış varsa bunun bir nedeni vardır, arka planı vardır. Dolayısıyla bu çocuğun bugünkü yani toplumun kurallarına veya aile kurallarına, ahlaki kurallara, kültürel normlara ters davranışlar varsa bu bugünün meselesi değildir. Hani siz de bilirsiniz Hatice Hanım, ünlü bir Avrupa'da bir iş adamı gider, çok bunalır, işi falan ters gider, iflas etme aşamasına gelince gider bir psikoloğa. Oralarda biz kültürü irdeleriz yaşadığı şeylerde. Oralarda da ana vatanın neresi diye soruluyor. Ve o iş adamına ana vatanın neresi diye sorulduğunda diyor ki hocam ana vatan neresi diye sorulur mu? Benim ana vatanım çocukluğumdur. Herkesin ana vatanı çocukluğudur. Dolayısıyla çocuklukta o zihinsel ve duygusal dağarcığımıza ne koyulduğu çok önemlidir. Şimdi kelimelerle konuşursunuz ama kelimeler bir iskeletse sizin tonunuz ve duygunuz ona giydirilmiş bir kıyafettir, ruhtur. Dolayısıyla kelimeler başıboş değildir.
İşte şimdi aklıma geldi mesela bütün edebiyatçıların, bütün şairlerin vazgeçemediği çok eski ama çok yeni Yunus Emre'nin dil ve kelimeler üzerine çok güzel anlatımları var. Dil ve kelime özellikle Türkçe dilini çok güzel anlatır. Ama kelimelerin ruhunu eğer kelimelere edebi yükleyemiyorsanız, edepli kelimeler kullanamıyorsanız davranışlarınız yalın olur diyor. Mealen tam bunu söylüyor. Onun için bizlerin elbette ki ana baba çocuklarının hiçbir zaman yanlış bir şey yapmasını istemez. Kötülüğünü de istemez. Kötü davranış göstersin de istemez. İç dünyasında göstersin göstermesin anne baba iç dünyasında çocuklarını çok seviyordur. Ama eğer anne babadan kaynaklanan bir takım sıkıntılar varsa bu anne babanın da bir takım şeyleri bilmemesinden kaynaklanan bir durum. Neticede biz aile danışmanları olarak danışanlarımız geldiğinde öyle insanlar, öyle 50-55 yaşında öyle anne babalarla karşılaşıyoruz ki donuklar, kendileriyle bile barışık değiller. Mesela bir babaya ben çocuk ağlamıştı bir önceki seansta. Arkadaşlarımı eve getireceğim ama benim babamın tutumundan dolayı utanıyorum. Benim babam diğer arkadaşlarıma gittiğinde diğer arkadaşlarımın babaları işte içeri gelince konuşuyor, başımızı okşuyor, halatımızı soruyor, dersimizi soruyor. Ama benim babam başı önünde gelir, girer ve yemeği sofrada bizimle hiç konuşmaz. Yemeği birlikte yesek de sohbetimiz, muhabbetimiz yoktur. Ve geçer televizyon izler. Benim arkadaşlarım sıra bana geldi. Çocuk kaygı yaşamıştı. Neden? Kaygısı adeta korkuya dönüyor. Benim arkadaşlarım benim bu ailedeki bu tabloyu görürse beni dışlarlar mı? Bir de aralarını almazlar mı? 9 yaşında bir çocuk. Dolayısıyla babayı çağırdığımda baba hüngür hüngür ağladı 55 yaşında bir beyefendi. Ben dedi sevgi duygusunu hiç tanımıyorum ki. Benim başım hiç okşanmadı ki. Hiç sana seviyorum diyen anne baba olmadı ki. Aslında onun da anne babası eminim ki onu çok sevmiştir. Ama gösterememiştir, söyleyememiştir, iletişim kuramamıştır. O değerlilik duygusunu çocuğuna hissettirememiştir. Onun hep karnını doyurmuştur. Hep hayatına dair bir takım maddi yatırımlar peşine koşmuştur. Çocuğun da hayatına dair maddi yaptırımlar yapması, yarına bir şeyleri biriktirmesi ama duygusal raydan çıkılmıştır. Dolayısıyla burada da bu olayda da hanımefendinin sıkıntısını hepimiz anneyiz. Yüreğimizde hissedebiliyoruz onun neler yaşadığını. Hatta babanın bile neler hissettiğini ama anneye babaya tavsiyem çocuklarını bir yanına alsınlar. Bir konuşun çocuğunuzla bir konuşun, derdini sorun. Emri var ki cümlelerle değil, aşağılayıcı cümlelerle değil, suçlayıcı cümlelerle değil, onu kazanmaya çalışın. Neden böyle yaptığına dair onu anlamaya çalışın, onun dünyasına girmeye çalışın. Onu sevdiğinizi hissettirin, onu düşündüğünüzü hissettirin. Hatalarıyla, sevaplarıyla onu sevdiğinizi söyleyin ki o çocuk da rahat bir şekilde size duygularını anlatsın veya bir aile danışmanına götürüp bir duygu durum testi yaptırabilirsiniz. Size söyleyemeyeceğini tabii sadece ailevi de olmayabilir. Yani ailedeki bizim kültürel normlarımızı doğru aktarmamış olabiliriz ama sonuçta sosyal çevre diye bir şey vardır. Yani sosyal yapı diye bir şey vardır. Sosyal sınıf, o çocuklar okuldan çıkıp gittikleri zaman çeşitli sosyal sınıflarla birlikte, sosyal sınıflardan gelen çocuklarla birlikte okuyorlar. Dışlanmış olabilirler. Daha iki gün önce bir çocuk kursta ben, arkadaşlarım beni... Aslında çok zeki bir çocuk, çok akıllı bir çocuk ama arkadaşlarım beni aralarına almıyorlar. Ben nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ben onlarla nasıl iletişim kuracağımı bilmiyorum. Aslında çocukta öğrendiğim şu duygu durumunda sosyal uyum bozukluğu var. Dolayısıyla bir şeyleri biliyor ama nereden başlayacağını, sürdüreceğini bilmiyor. Dolayısıyla anne oldukça bilinçli bir anne.
Ama bu tabii uzmanlık gerektiren bir alan. Anne getirdiğinde, anneyle konuştuğumuzda anne çok üzüldü. Evet, böyle bir şeyler olabilirdi, olabilir düşüncesiyle getirdim ama adını koyamıyordum dedim. Muhtemelen bu çocukta da böyle şeyler olabilir ama sosyal çevresinde, sokakta, okulda, bahçede veya boş zamanlarında ne yapıyor, kiminle beraberdir, arkadaşları kimlerdir, neler konuşuyor, nelerle uğraşıyor, ilgi alanları nedir, yetenekleri nedir, bir de küçüklüğünü analiz etsinler. Bir psikolog gibi, bir aile danışmanı gibi, bir çocuk psikiyatristi gibi çocuğunun çocukluk gelişim sürecini şöyle bir gözden geçirsinler. Bir CD gibi taksın izlesinler. Nasıldı bu çocuğumuz? Yani ruhsal bir durumda var mıdır, yok mudur? Diğer çocuklarıyla da bir kıyas yaparak, normal davranış gösteren çocuklarıyla da bir kıyas yaparak en kısa zamanda bir psikoloğa, bir ergen veya psikiyatrisine veya bir psikoloğa başvurmalarını da öneririm. Bu noktada çok önemli bir şey dediniz aslında. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Araya bu cümlenin altını bir kere daha çizerek geçelim istiyorum. Aslında temelde baktığımızda aile içi iletişimde oynayan taşlar bizi çocuğumuzu anlamaktan da geri tutan bir hale sebep olabiliyor. Evet. O koşulsuz sevgiyi biz ne kadar içimizde öyle hissetsek de bazen gerçekten evlatlarımıza hissettiremiyoruz. Bu bağlamda çocuklarımızda olumsuz davranışlar, bazen davranış bozuklukları gördüğümüz vakitlerde amana, şiddettir, cezadır, buralara girip iyice çocuğumuzla olan iletişimimizi, o duygusal bağımızı zedelemeyelim. Bizim böyle şeyler ortaya çıktığında aslında sormamız gereken soru, nerede bir hata var, nerede taşlar yerinden oynadı, acaba yeterince sevgimi hissettiremiyor muyum, İletişimde zafiyetler mi yaşıyorum sorusu olsun. Bu soruların cevabını aramak doğruya giden yolun kapısını da açacaktır inşallah. Kısa bir ara verelim, aranın ardından kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Kadınca Kararınca programı devam ediyor. Bugün aile danışmanı Zekiye Çapan hanımefendi bizlerle birlikte çocuklarımızın kişilik gelişiminde anne baba tutumlarının etkisini konuşuyoruz efendim. Hem şöyle bir merceği kendi üzerimize tutuyoruz. Biz bakalım hangi tutumlar içerisinde bulunuyoruz. Evet, işin kökünde sevgi var belki. Sevgiyle, merhametle evlatlarımıza yaklaşıyoruz ama doğru kanallardan mı ulaşıyoruz? Doğru tutumlar mı sergiliyoruz? Hem bu sorunun cevabını arıyoruz, hem de yanlış gördüğümüz kısımlar varsa nasıl düzeltiriz sorusunun cevabını da sizlerden gelen sorularla birlikte yol almaya inşallah devam ediyoruz. 0212 696 86 55 ve 56'nın canlı yayın telefonlarımız olduğunu hatırlatalım. Zira önümüzde kalan şöyle 40-45 dakika içerisinde sizlerin de sorularınız varsa bu telefonlar vesilesiyle inşallah bizlere iletebilirsiniz diyelim. Şuradan da devam edelim. Şimdi her anne baba muhakkak ki evladını seviyor, evladının iyiliği için bir şeyler yapmaya gayret ediyor ama bazen yöntemlerimizde sıkıntılar olabiliyor. Olumsuz tutumlara bilerek ya da bilmeyerek bazen disiplin başlığı altında düşebiliyoruz. Eğer anne baba tutumları olarak baktığımızda olumsuz bir tutum içerisindeysek, evladımızın kişilik gelişiminde neye sebep oluyoruz biz aslında? Evladımızın kişilik gelişiminde en değerli ve en gerekli olan duygusal enerjilerini bitiriyoruz. Geri çekilme, yatsıma. Ya bir defa en temelde çocuklarımızın bireysel farklılıklarını görmemiz, bireysel farklılık nedir? Çocuğun kendine has bir mizacı olduğunu, bir ilgi alanı olduğunu, bir yeteneğinin olduğunu. Çocukla bazı anne babalar, bazı değil çoğunlukta özellikle toplumumuzda, çocukla beraber mi bir şeyler yapmak, onun dünyasına girmek, onu tanımak, onun dünyasında bir sevgi tahtı kurmak, bunu mu yapmak, çocuğa bir şeyler mi yapmak? Elbette ki her ana babanın çocuğuna bir şeyler yapması, geleceğe bir şeyler, maddi anlamda söylüyorum, bırakması görevlerimizdendir. Ama onun ruh dünyasını inşa etmediğimiz sürece ona yatlar katlar bile bıraksak çocuklarımızı mutlu edemeyiz. Dolayısıyla çocuklarımızın en değerli ve en gerekli enerjisi olan ve insanlığın aslında bu duygusal enerji eğer anneyle babayla, ailenin diğer bireyleriyle bir köprü kuramıyorsa, bir geçit yoksa ve bunu samimi temaslarla
anahtarları açamıyorsalar o kapılar, o duygusal kapılar daima kapalı kalır. Bir de şey kısmı da önemli, öyle değil mi? Hani biz hep çocukları kendi dünyamıza çekmeye çalışıyoruz ya, işte bizim istediğimiz gibi olsun, tek tipleştirmek üzerinden belki gidiyoruz. Oysa ki çocuğun dünyasına ne kadar temas edersek, o dünyaya girersek bizim için de bir zenginlik aslında, öyle değil mi? Yani yeni bir dünya tanımış oluyoruz aslında. Kesinlikle öyle. Zaten biz meslek erbapları olarak şunu görebiliyoruz, gerek sosyal çalışmalarda gerek gelen danışanlarımızda. Çocukları anneleriyle babalarıyla hayallerini konuşuyorsa eğer, duygularını paylaşıyorsa, o elbette ki her ailede, her insanda sorunlar vardır. Sorunlar olmalıdır da, ama bunları yönetme becerisini gösterebilmelidir anne babalar. Anne babalara baktığımda o sorunlar içerisinde dahi mutlular, zenginler, manevi bir zenginlik yakalayabiliyorum bir yerde. Niye? Çocuğumu tanıyorum, çocuğum şu alanda şöyle, şu alanda şöyle ama bu konuda zorlandım, çözemedim. Evet, çocuğu alıp çocukla çalıştığımız zaman bakıyoruz ki hele hele bu ergense hakikaten anne baba, ilgili bir anne baba. Çocukların kendilerine açılmasına, anne babanın dünyasına açılan kapıdan içeri girebilen çocuklar. Ama giremeyen çocuklar, duygusunu kullanamayan çocuklar, bilgisini, hayalini paylaşamayan çocuklar adeta bir difrizin fişi gibi fişini, duygusal fişini difrize takar ve içindeki her enerjiyi orada buzlatır ve işte o buzların ne zaman erimesi, nasıl erimesi, işte az önce bağlanan hanımın, bilemiyoruz çocuğun geçmişinde, çocukluğunda ne var ne yok ama çok belli ki duygusal enerjisini aileyle çok iyi paylaşamamış. Çocuklarımızın bizim, bakın, ebeveynlerine çocuklarımız zaman zaman bize kızabilirler. Ama bu kızgınlıklarını da bize söylemeliler. Bizi eleştirebilirler. Üslup önemlidir. Tarz önemlidir. Eğer biz bu kendi kültürel normlarımızı, inanç ve kültürel normlarımızı ailede doğru yaşıyorsak, çocuklarımız zaten doğru kavramlarla doğru iletişimi görüyordur. Bize kızarken de saygısızlık etmeden kızarlar, bizi aşağılamadan kızarlar, bizi yok saymadan kızarlar. Ama biz eğer farklı bir ilişki içerisinde büyütüyorsak çocukları, çocuklar anne baba kavramı da onlar için sıradan bir kavramdır. Anne baba sıradan bir insandır. Dolayısıyla çocuklarımızla iletişim kurmak bu noktada zorlaşır. Çünkü vermeden almak mümkün değil. Vereceksiniz. Siz, ben şey diyorum yani, çocuklarımızı biz daima kendi direktiflerimizle tribünlerde hep bir seyirci olarak oturtmayı istiyoruz. Sahada top oynamalarına çok izin vermiyoruz. Sahada top oynamayan çocuk öğrenemez. Yazlıkta oğlum bir akşam arabayı almış, bizden habersiz, 18 yaşında oğlum. Ve başka bir komşunun arabasına çarpmış. Gece 3'te geldi. Dedi ki, anne, komşunun arabasına çarptım. Sabah erkenden gidip komşuya söylemeliyim. Babama da sen söyleme, ben söyleyeyim. Burası hoşuma gitti. Kaza yapmış, üzüldüm vesaire ama. Fakat söylediği bir cümle var. Neden aldın oğlum? Ama anne, bazı şeyleri de sokakta öğrenmeliyiz. Arazide öğrenmeliyiz. Çocuklarımıza aktaracağımız bir şeyler olmalı. Bu çocuk bunu, bakın, öyle bir kaza yapmış ki geri gelmiş ve bizim arabaya hiçbir şey olmamış, karşı tarafın arabası zarar görmüş. Söylemeyebilirdi de, bakın, şöyle kazanın profiline baktım. Eğer korksaydı, eğer bizden azar işiteceğini bilseydi, siz baskıcı bir tutumda olsaydınız. Aynen öyle. Kesinlikle söylemeyebilirdi. Ama gece üçte içeri girdiğinde kaldırdı bizi, bana anlattı. Babasına da sen değil, ben kendim söyleyeceğim. Çünkü babadan da özür dileyecek. Komşudan da sabah saat 10'da gitti, özür diledi bütün aile bireylerinden. Bu şekilde. Şimdi bu çocuğun, evet, yapmış.
ehliyeti yok, almaması gerekirdi arabayı. Zaten çıkamamış da, vurmuş hemen. Ama söylemiş olması, kaza yapmış olmasına elbette ki kimse sevinemez ve davranış da yanlış. Ehliyetin yok, gece küçük bir ortam, evet küçük bir ortam, işte bir kilometre yol gidecek, arkadaşlarıyla gidecekler, limana inecekler. Ama bu davranışı, bu olayın sonrasındaki davranışı beni mutlu etmiştir. Babasını mutlu etmiştir. Arkadaşlarına da çok örnek olmuştur ve komşularımız da çok mutlu olmuşlardır. Zaten biz kriz anlarında anne babalığımızı evet, biraz test ediyoruz, öyle değil mi? Aynen, çocuklarla aynen, güllük gülistanlıkken orada her anne baba iyi. Yani bir problem ortaya çıktığında nasıl olduğumuzla galiba işte o anne baba tutumunda doğru bir evet, yerdeyim galiba oralarda anlıyoruz. Anne baba tutumlarında çocuklar öğrendikleri gibi geri göndermeyi de bilmeliler. O musluk daima açık olmalı. Mutluluklarını ifade etmeliler. Birlikte de mutlu olduğumuzu söylemeliler. İncindiğini de söylemeliler. Biz de incindiğimizi söylemeliyiz. Ama hani iletişimde çok hoşuma giden bir tabir vardır ya. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğinizdir önemli olan. Şimdi nasıl söylediğimiz noktasında yine Yunus Emre'nin dediği gibi kelimelere giydirdiğimiz ruh önemlidir. Konuşurken biz ses tonumuz çocuklarımıza, bakışımız, bütün anneler bilirler, özellikle çocuklarını büyütmüş anneler geriye dönüp baktıklarında çocuklarıyla iletişimde, çocuklarına bakışlarında, dokunuşlarında, kucaklayışında, koklayışında, çocukların tepkilerinden, çocuklar korkuyor mu, güveniyor mu, güvenmek mi istiyor, güvensizlik mi var, ya da eğer güvenmiyor, ha annem ne yapıyor, ne yapıyor, kararsız tutumlarda onu konuşacağız. Anne babanın tutum dediğimizde işte öteden beri, asırlardan beri gelen o değerler toplamı dediğimiz şey içerisinde biz nasıl şekil alıyoruz? Yani eğer sinirli ve agresif bir yapımız varsa, esmer tenliysek, beyaz tenliysek, uzun boyluysak, zayıfsak, kısa boyluysak, bu genetik ve biyolojik bir durumdur. Ama diğer anlamda psikolojik ve sosyal anlamda sosyal sınıfların içerisinde çocuk bireysel davranışları çok şekil alır ki işte aile tutumu da burada önem kazanıyor. Ne diyoruz? Aileler toplumun en küçük kurumu ama en güçlü kurumu. Anne baba aynı zamanda bir eğitim mektebidir. İlk eğitim mektebidir. Ama ne yazık ki bizim ülkemizden, geçmişten gelen bir yaradır ki annelerimiz çocuk yetiştirme noktasında seviyoruz, en marka şeyler de alıyoruz. Beslenmesine de çok dikkat ediyoruz. Terlemesin, üşümesin, ağlamasın. Bu koruyucu tutumlarda böyle. Ama yaşı ne olursa olsun hep koruyoruz çocuklarımızı. Ama sorumlulukları, yani korurken sen çocuksun, büyüme, büyümedin, benim korumama hep ihtiyacım var modunda dururken, sorumluluk verdiğimizde o çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimindeki paralelliğin farkında değiliz. Duygusal anlamda küçültüyoruz, zihinsel anlamda çok büyük şeyler bekliyoruz. Duygusal anlamda kendini yeterli bulmayan, yani insan dediğiniz zaten büyüme, gelişme ve olgunlaşmadan ibarettir. Bedenen büyürsünüz, gelişirsiniz ve olgunlaşırsınız. Yani olgunluğunuz oranında sorumluluk verilmesi lazım, olgunluğunuz oranında beklentiye girmeniz lazım. Kaldı ki çocukların bireysel farklılıkları çok önemlidir. 5 kardeş birbirine benzemez. Büyük kardeşten, büyük evladından çok çok rahat büyütmüş olabilir büyük evladını. Çok incitmemiş olabilir anneyi babayı. Affedersiniz ama ortanca çocuk daha farklıdır. Beklentileri farklıdır, ilgi alanları farklıdır. Yani ikisi de erkek çocuktur.
Bir tanesi daha çok elektronik şeylerle uğraşırken öbürü daha çok bisiklet sürmek istiyordur. Çünkü aslında yaratılış yani gayesi farklı. Yani puzzle'ın parçaları gibi hayatta evet. Rabbimin herkesi bir misyona binaen yarattığını düşünürsek bizim de burada galiba o farklılıkları fark etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda o zaman bu tutumları biraz açalım istiyorum. Evet. Bu tutumları, anne baba tutumlarını iyi ve kötü olarak kategorilere ayırabiliyor muyuz? Yani bilim burada bize nasıl bir yol tayin ediyor? Şimdi bilimin tayini aile tutumlarını bir anne olarak da bütün bizi izleyen bütün annelere de tavsiye ediyorum. Google amca diye bir şey de var. Kitapları yok. Yararlı kullanırsak hakikaten ne aradığımızı bilirsek bulabiliriz. Aile tutumlarına girdiklerinde koruyucu anne, günümüzde en fazla koruyucu anne baba tutumuyla karşılaşıyoruz biz. Şu fanus anne babalar dediğimiz. Aynen bu. Öyle. Sanki akvaryumda balık büyütüyoruz. Koruyucu anne baba tutumu en çok birkaç anne baba tutumu var ama ben günümüzde en çok karşılaştığımız var olan koruyucu anne baba tutumu, reddedici anne baba tutumu, yetersiz sevgi ve aşırı disiplin. Şimdi koruyucu anne baba tutumunda çocuk adeta bir balık gibi akvaryumda yetişir. Ve bu çocuk her sorunu anne baba tarafından çözüldüğü için nasıl davranacağını, nasıl başlayacağını, nasıl yürüteceğini, nasıl bitireceğini bilmez. Birçoğumuzda da yok mu aslında bu? Hani mesela annelere bir şeyden bahsettiğimizde pedagojik açıdan ilk gelen sorulardan bir tanesi aslında bu. Ama ne yapacağım, nereden başlayacağım? Bazen bizim adımıza bir şeyler o kadar çok yapılmış ki galiba büyütülürken biz kendimizi büyütmenin ilk çizgisi nerede? Onu bile mesela bir uzmandan beklediğimiz bir seyre gelmişiz. Yetişkinliğe bakan boyutunda biraz galiba böyle bir şeye mi sebep oluyoruz? Ben annelere şunu öneriyorum Hatice Kübra Hanım, gelen bütün annelere ve eğitimlerimde. Gidin bir kitapçıya, benim 3 tane çocuğum var veya bir çocuğum var veya 2 çocuğum var. Yazar ismi kullanmıyorum. Ben bu çocuklarımın gelişim sürecine göre nasıl bir kitap alabilirim? Lütfen bana yardımcı olun. Benim çocuğum 9 yaşında. Benim çocuğumun içinde bulunduğu psikolojik durumu öğrenmek istiyorum ve ben bir anne olarak, aile olarak çocuğuma nasıl davranmam gerekiyorsa öyle davranmak istiyorum. Ama kitabın adını da bilmiyorum. Zaman zaman söylesem de özellikle onlardan yanlış anlaşılır diye. Ama zaman zaman kendileri örneğin sizi tanıyorsalar işte Hatice Kübra'nın kitabını tavsiye eder misiniz ya da falan kişinin kitabını tavsiye eder misiniz diye sordukları zaman evet, ama mutlaka okumaları gerektiğini, çocukların gelişim süreçlerine dair bilgi sahibi olmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü buna yürekten inananlardan bir anneyim, bir insanım. Siz 9 yaşındaki çocuğun ne kadar anlayabileceğini, ne kadar faaliyete geçebileceğini, ne kadar koşabileceğini, ne kadar yiyebileceğini, ne kadar uyumasının, kaç saat uyumasının normal olabileceğini, kaç saat normal çalışması gerektiğini, 9 yaşındaki bir çocuğun da oyuna ihtiyacı var mı yok mu, 9 yaşına geldi artık sen sabah 8'de kalk akşam 10'a kadar sürekli ders çalış, sen oyuna ihtiyacın yok, büyüdün kocaman adam oldun dersen bu çocuğun duygu dünyasını büyümeden yıkarsınız. Dolayısıyla bizim annelerin şöyle bir okul da açıldı tabii 2016-2017 yılı da bütün ülkemize, milletimize, velilerimize, bizlere hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Kazasız belasız bir yıl olsun inşallah. Annelerimiz özellikle ana sınıfına başlayan veya işte ilkokul 1'e başlayan çocuk, özellikle ilkokul 1'e başlayan çocuklarda çocuk gelir gelmez dersin nedir? Dersin nedir sorusu, ne yaptın, ne kadar öğrendin, bugün ne yazdın? Bir, çocuk anneler izliyorsalar ben şunu tavsiye ediyorum annelere. Çocuklar geldiği zaman çocukları şöyle bir sarılarak alın, bir derdiniz ders olmasın. Çocuklarınızı bir alın, hava sıcaksa, terlemişse yaz günü şöyle güzel bir duş alsın çocuğunuz. Yani ben 7 yaşından itibaren de çocukların artık banyoda kendi kendilerini yıkayabilir ama kontrollü, bunu da tavsiye ediyorum. Eğer hani alıştırmamışsanız da hava soğuksa şu havalarda her gün belki duş almayabilir ama çocuklarınızı şöyle bir elini yüzünü ve ayaklarını her gün
o çocukların ayaklarının yıkanması lazım. Ve bu çocuk negatif elektriği atalım yani. Ve bu çocuk kendi ayağının yıkanması gerektiğini ve niçin yıkanması gerektiğini bilmesi lazım. Ve bu çocuk şöyle bir 5-10 dakika, 15 dakika fırsat verin. Bu çocuk bir uzansın, dinlensin, bir kan dolaşımı rahatlasın. Çocuğun beyni biyolojik yapısı, fizyolojik yapısı bir rahatlasın. Çocuk kendini rahat hissetsin. Arkasından otur sofraya ve çocukla sohbet edercesine onun ne yaptığını, nerede olduğunu, ilişkisinin ne olduğunu ancak bu şekilde onun duygu dünyasına sörf yaparak öğrenebilirsin zaten. Yani kalıplaşmış sorularla çocuklar bıkıyorlar ve bizden sohbetten uzaklaşıyorlar. Sohbet etmiyorlar çocuklar. Çünkü bizim söylediklerimiz onlarda artık bir etki yaratmıyor. Sürekli ne yaptın? Dersine çalıştın mı? Tahtaya kalktın mı? Bir de aralarda çaktırmadan mesela gelen çocuklarda siz de bilirsiniz şeyi soruyorlar. Annelerimiz arada başka arkadaşlarımızı da soruyorlar. Sınıftaki en zeki çocuklar soruyorlar beyinlerinde. Çünkü o çocuklarla yarıştırıyor anneler çocuklarını. Ve bu da çocukları hakikaten sıkan bir durum. Rahatsız eden bir durum. Psikolojik olarak değersizleştiren ve kabul görmediklerine dair ben öbür çocuk gibi olursam değerli olurum, böyle olursam annem bana değer vermez yargısı oluşuyor çocukta. Buna hakkımız yok. Elbette ki çocuklarımızı biz bir disiplin içinde büyüteceğiz. Ahlaki normlar neyse bunları vereceğiz. Üstümüze düşeni beslenmesinden yardıma ihtiyaç olduğu zaman, örneğin çocuklar dinlendikten sonra, yemeğini yedikten sonra artık ders çalışma vakti geldi, vaktimiz geldi değil. Çocuk bireysel olarak sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilmesi lazım, kavraması lazım. Burası o kadar önemli ki bazen düşünüyorum, kendime de soruyorum. Hani toplumsal olarak genel resme baktığımızda hep çocuğun bir şey yapmayacağı üzerinden bir zihni algımız var. O yüzden zorla bir şey yaptırtmamız gerekiyormuş gibi davranışlara gidiyoruz. Ve ruh özgür yaratılmış. İnsan böyle metazoriyle kendine dayatılan şeye çok da hayrına bir şey olsa da bir tepki, bir refleks gösteriyor gibi hissediyorum. Yani neden mesela sizce genel resme baktığınızda siz ne hissediyorsunuz? Neden sürekli mesela çocuk kendi başına bırakırsak asla ödevini yapmaz gibi bir algımız var? Nereden yeşertiyoruz şimdi bu algıları? Buraya biraz global dünyanın dayattığı şartlara, rekabet şartlarına ve hayatın sadece eğer bir şeyleri başarabilirsek mutlu oluruz. Başarıya odaklı, elbette ki başarıya odaklı olacağız ama insani ihtiyaçlarımız da var. Yani bir çocuğun eğer oyuna ihtiyacı varsa, bu çocuk oyun oynamadan o enerjisini biriktiriyorsa dersten verim alamaz. Neden toprakta deprem oluyor? Bir anneler şunu bir düşünsünler. Enerji birikimi. Çocukta da enerji birikimi olduğu zaman çocuk yanlış davranışlara yönlendiriliyor. Kendi kendini yönlendiriyor zaten çocuk. Yani bir başkasına da ihtiyaç yok. Evde oflar, poflar, kanepenin tepesine çıkar, koltuğun tenepesine çıkar ya da alır kumandayı, sizi rahatsız eder. Televizyon açıksa, izlediğiniz bir şey varsa onu kapatmaya çalışır ya da kardeşine sataşır. Bunu anlamamız lazım, kızmamamız lazım, bastırmamamız lazım. Şöyle durup bir düşünmemiz lazım. Aa, yanlış giden bir şey var. Anlamaya çalışmak. İletişimde ne diyoruz? Anla, anlat, anlaş. Anlamadan anlatamayız. Anlamamız lazım. İstanbul'da yaşayan, büyük şehirlerde yaşayan ve özellikle İstanbul'da yaşayan annelerin çocuk gelişimi noktasında bilgi kısırlığı yaşamasını ben aklım almıyor. Okuma imkanlarımız çok fazla, dergilerimiz çok fazla, çok kıymetli kitaplarımız var. Bu arada ben de başladım, inşallah bu sene başladığım bir kitap vardı, inşallah bitireceğim bu sene, kararlıyım. Dolayısıyla okumuyorsak, sormuyorsak doğruyu öğrenemeyiz. Hayatın kendisi zaten bir tecrübedir. Yani hayatta tecrübe her şeyden kıymetlidir ama bir yaşam sonucu öğrenilir. Ama dilerim Allah'tan, Allah hiç kimseye yanıcı, yakıcı tecrübeler zihnine ve yüreğine sokmasın. Doğru davranışlar, doğru bilgiler, doğru tutumlarla
Çocuklarımızın bakın sorumluluk, aile tutumları dediğimizde aile tutumları tamamen bütün aile tutumlarının temelinde şu var. Çocuklarımızın sorumluluğunu çocuklara havale edememek. Hmm. O sorumluluğu birlikte paylaşmak. İki omuza almak o sorumluluğu. İşte okulumuz, öğretmenimiz, babamız, çantamız, defterimiz. Hayır efendim, çantamız değil, öğretmenimiz değil, çocuğumuzun öğretmeni. Ali'nin öğretmeni, Eser'in öğretmeni, Fatih'in öğretmeni ya da işte Eymen'in öğretmeni, Berra'nın öğretmeni gibi. Şimdi bunları söyleyeceğiz. Babası Berra'nın, eşim, babamız değil, annemiz değil. Yani çocuğu kavramlarda bile biz bireyselleştirmiyoruz. Bireyselleştirdiğimiz zaman onun sorumluluğunda ona göre. Yani çocuğun zengin bir iletişim kurabilmesi için zengin kavramlara ihtiyacı var. Her yaşın, her gelişim döneminde zihninde olması, işte bilim adamlarına göre zihninde olması gereken kavram sayısı vardır. Kavram neye yarar? Nesneleri tanırsınız. Olayları analiz edersiniz. Ama işte onun hangi nesneyi tanıyorsunuz? Ya da olayları, hangi nesneler, hangi olayları yarattı? İşte budur aile tutumu zaten. Eğer siz ailede sürekli bir çok sert kelimelerle, çok şiddetli bir ortamda sürekli tartışmalı, sürekli kavgalı, sürekli mutsuz bir ortamda ve mutsuzluğu yaratan kavramlarla o mutsuzluk enerjisini üretiyorsanız, çocuktan mutlu olmasını, başarılı olmasını, bir şeylerini yapabilmesini, bir şeyleri yerine getirebilmesini bekleyemeyiz. O zaman bu noktada bir virgül koyalım. Çünkü anne baba tutumlarının ne kadar çocuklar üzerinde, çocukların kişilik gelişimi üzerinde etkileri olduğunu biliyoruz. Zaten bugünün yetişkinleri olarak bizler de şöyle geriye dönüp baktığımızda kendi yetiştirdiğimiz çekirdek ailenin izlerinin hala nasıl üzerimizde olduğunu gerek olumlu gerek olumsuz yanlarıyla fark edebiliyoruz. Bu bağlamda peki bizler anne babalar olarak çocuklarımıza nasıl kodlar, nasıl duygular, nasıl hisler, nasıl tutumlar emanet etmek istiyoruz? İşte bu sorunun cevabını da aramaya devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vakti. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Kadınca Kararınca programı devam ediyor. Aile danışmanı Zekiye Çapan hanımefendi ile olan söyleşimiz de inşallah devam ediyor. Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz bugün. Çocuklarımızın kişilik gelişiminde anne baba tutumları ne kadar önemlidir? Bizler hangi tutumlarda bulunuyoruz ve tutumlarımızı nasıl iyiye tebdil edebiliriz sorularının da cevabını arıyoruz. Koruyucu anne baba tutumundan bahsettik. 3 manşetimiz vardı. Evet. Reddedici anne baba tutumu ve mükemmeliyetçi anne baba tutumlarından da satır başı olarak bahsettik. Altlarına nasıl doldurmak lazım? Nedir mesela reddedici anne baba tutumu? Reddedici anne baba tutumu, anne baba çocuklarına sevgisini asla gösteremez ve çocuklarını komutla yönetir. Yani çocuğun düşünmesine, bakmasına, görmesine, düşünmesine, dahası hayal kurmasına, kendi gelişim süreci içerisinde bilgi üretmesine müsaade yoktur. Sürekli komutlarla yönetilen çocuklardır ve bu çocuklar da toplumun kurallarını öğrenemezler. Toplumda uyumsuz davranışlar gösterirler, yanlış şeyler yaparlar, çalarlar, yalan söylerler, geçimsizlik yaparlar, küfür hakim olur dillerine. Kendilerini bir türlü bu şekilde konumlandıramazlar. Yani siz doğru bir şeyi öğrenemiyorsunuz. Doğru bir şeyi öğrenemediğiniz zaman dışarı çıktığınızda, sosyal alana çıktığınızda doğrunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz gibi davranıyorsunuz. İşte bu reddedici ana baba tutumunda soğuk davranışlar ve emirlerle, emir küpü cümlelerle çocukları yönetmek çocukları yanlış ve saldırgan davranışlara iter ve bu çocuklar yanlış yaptığını da bilmezler. Bu noktada o zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi her anne baba çocuğunu sever aslında özünde, evet. Dedik ya, bizi böyle reddedici bir tutumun içine sokan şey çocuğa bakış açımız mı? Yani çocuk nedir desek, perspektifimiz ne olmalı desek, buna dair ne söylemek lazım? Şimdi çocuk kendi dünyası içerisinde ayrı bir karakteri,
ayrı bir duygusu, ayrı bir bilgisi, ayrı bir ilgisi, ayrı bir yeteneği olan bir yetişkin insan yavrusudur çocuk. Bireysel ayrılıkları vardır, farklılıkları vardır. Dolayısıyla çocuklarımızı zaten bizim treni kaçırmamızın, yani 15 yaşındaki sorunlarla boğuştuğumuzda ta çocuklarımızın oyun çağından itibaren, yani emzirmeden itibaren, kucağımıza aldığımızdan itibaren, onlara dokunmamızdan, onların temel ihtiyaçlarını karşılamadaki davranışlarımız, temasımızdır ki çocuklara bağlanma önemlidir, biliyorsunuz ilk bağlanma, güven duygusu oradan başlar zaten. Dolayısıyla annenin sıkıntısı olabilir. Ülkemizde yaşayan birçok annenin çok sıkıntıların olduğunda, belki bugün biraz daha iyi ama geçmişten bugüne gelen sıkıntıları bu ülkenin çocukları olarak da biliyoruz. Annelerin sıkıntıları vardır, sorumlulukları vardır. Düşünün ki bir anne gece nöbette çalışıyor, sabah geliyor ve o stresle, o sıkıntıyla çocukla ne kadar ilgilenebilir, ne kadar oynayabilir. Ama bedeli çocuğa ödetmemek çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü kendi hayat tercihlerimizin sorumlusu ya da suçlusu değil. Yani böyle bir hak kendimizde buluyor olmamız da başlı başına bir sıkıntı bence. Şimdi Hatice Kübra Hanım, bakın şunu söyleyeyim. 20 sene eğer ben Zekiye Çapan olarak... 20 sene devlet memurluğu yapan, 15 sene aktif siyaset yapan ve bu mesleği icra eden, aile danışmanlığını icra eden bir insan olarak, bir eğitimci olarak şunu söylüyorum. Kendi tercihlerimizden yana birinci gündemimizin birinci maddesinde ailemiz ve çocuklarımız olması lazım. Kendi tercih, güveniyorsak kendimize, yapacağız diyorsak, bizim tercihlerimiz aile bireylerini mağdur etmemeli. Ama şartlar zorlamışsa, o zorlanan şartlarda anne ile çocuğu birbirinden koparan durumlar da devletin sorumluluğunda. Devletin çözüm üretmesi lazım bu durumda. Çocuklarımıza ben annelere eğitimlerimde hep şunu tavsiye ediyorum. Ne kadar yorgun olursanız olun, bir insan yetiştiriyorsunuz. Uykusuzsunuz, gece tekstilde çalışmış ya da mutfakta çalışmış, eve gelmiş. Çok yorgunsunuz ama o çocuk sizin gelmenizi dört gözle bekliyor. Önce siz bir dinlenin, 5-10 dakika bir nefes alın. Bir 10-15 dakikada çocukla oynayın, konuşun, temas edin. Ya da içinde bulunduğunuz duygu durumu çocuğu yıpratmadan, çocuğu üzmeden, ajitasyona kaçmadan çocuğunuza sarılın. Çok yorgun olduğunuzu, onu çok sevdiğini, ancak biraz uyuması gerektiğini ya da işte yetiştirmesi gereken başka bir iş varsa onu yetiştirmesi gerektiğini çocuğunuza onun anlayabileceği dilden, başını okşayarak, omzuna dokunarak, öperek çocuğunuza anlatırsanız o çocuk sizi anlayacaktır. O çocuk sizin o tonunuzdan, o bakışınızdan zaten o duygusal doyuma ulaşacaktır. Burası çok önemli. Anne, baba ve çocuk tutumları içerisinde aslında samimiyeti belki manşetimize çekmemiz gerekiyor. Yorgunsak ve gerçekten ayıracak enerjimiz yoksa, bunu sizin de söylediğiniz gibi çok güzel bir dille ifade ederek o samimiyet kalkanını aslında kuşanmamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın din samimiyettir dediği gibi aslında bu hadisi annelik ilişkimize de yansıtmak çok önemli. Arkadaşlar, diyorlar ki programı da kapatmamızın dakikası geldi. Bizim daha konuşacaklarımız vardı. O zaman biz bir virgül koymuş olalım isterseniz. Evet. Son olarak bugünkü yayınımızdan hangi farkındalık kalsın annelere diyeyim, öylece toparlayalım. Şimdi çocuklarımıza bizim dini, ahlaki, kültürel, sosyal farkındalıkları duygusal ve bilişsel zenginlik içerisinde vermemiz lazım. Belki çok tekrar olacak ama olmazsa olmazımızdır. Çocuklarımıza içinde bulundukları gelişimsel döneme göre sorumluluklarını bağımsız olarak vermemiz ama kontrollü vermemiz gerekiyor. Ergen yaşındaki bir çocuğumuzu okula gidiyorsa arada çocuklarımızın kitap defterini karıştırabilir anneler. Bakabilir masasına. Ama bunu çocuk görmemeli. Bunu çocuk hissetmemeli. Bunu çocuğu kontrol etmek amaçlı da değil. Çocuğumun yürüdüğü yolu tanımak benim hakkım.
ana baba olarak benim hakkım. Yanlış giden bir şey varsa yardımcı olayım. İyi giden bir şey varsa zaten mutluyuz hep beraber. Dolayısıyla çocuklarımızla biz ilişki temelinde özgüveni vermek istiyorsak eğer samimi sevgi, samimiyeti, sevgiyi, güveni ve vefayı vermemiz lazım çocuklarımıza. Evet, inşallah bu duyguyu vermemiz lazım. Bu olsun inşallah. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel cümleler için. Ben teşekkür ediyorum Akit Televizyonu'na, size affedersiniz ve seyircilerimize teşekkür ediyorum ben. Bizler de tekrar teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim, virgül koymuş olduk. Daha çok çok konuşacaklarımız vardı ama bugünün manşetine hem Zekiye Hanım'ın bitirirken söylediği güzel duasıyla, güzel manalarla birlikte manşetimizi nihayete erdirmiş olalım. Hem de şu duayı ilave edelim. Belki niyetimiz en başta biraz gözden geçirirsek, kendimizi anlatmaktan çıkıp biraz çocuğumuzu, evladımızı anlamaya doğru yönelirsek işler daha da kolaylaşacak diye düşünüyorum. Bizler de bu kolaylaşma yolculuğunda çok kıymetli misafirlerle sizlerle buluşmaya inşallah devam edeceğiz. Yarın saatler 11.45'i gösterdiğinde elbette ki ölmez, sağ kalırsak, Rabbim nasip ederse tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.